Merhaba arkadaşlar, ben CodeIgniter hocası. Bugünkü dersimizde kariyer sitesi projemizin ayarlar kısmından girdiğimiz bilgileri, işte Facebook, sosyal medya bilgilerini, logoları, favikonu ana sayfamıza yani ön yüze nasıl yedireceğimizi, nasıl giydireceğimizi göstereceğiz. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar, adminimizi diyelim. Site ayarları diyelim arkadaşlar. Buradan tüm bilgilerimizi giriyorduk başarılı şekilde. Şöyle bir şey aklıma geldi. Şu arka plandaki resmi de site ayarları kısmından değiştiriyor olmamız lazım. Burası da statik olsun. O yüzden öncelikle yedirme işlemine geçmeden önce kariyer veri tabanımızın site ayarları tablosunu açıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sütun ekleyeceğiz içine. Favicon'dan ya da logonun da başından, ayar ID'den sonra gelsin. Ana sayfa BG background'ı olsun. Varchar 254 verdim. Kaydettim arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim. Application, Views, Back, ayarlar sayfamız arkadaşlar. Bu site logonun üstüne arkadaşlar ana sayfa arka plan diyelim. Name'ini BG yapalım. Tam orası aynı. Burayı da ayarların içindeki ana sayfa BG'yi çeksin diyoruz arkadaşlar. Şu an orayı için herhangi bir resim seçilmediği için boş gösteriyor arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Şimdi kontrollerimize gidelim. Bu yeni eklediğimiz kısmı da siteye ekleyelim arkadaşlar. Tek yapacağımız işlem şu if'i arttırıyorum. Bu favicon dediğimiz yere artık background diyorum ve bunu ana sayfa BG olarak veri tabanımızdaki ana sayfa BG nerede? Ana sayfa BG kısmına kaydet diyorum arkadaşlar. Neyi? BG'yi. İşlemimiz bu kadar. Lakin şöyle bir şey var. Ha, zaten o da PNG olmasına gerek yok. O zaman buraya arkadaşlar bir rol daha ekleyelim. Şu şekildeydi diye hatırlıyorum. JPG olsun ya da virgüllü, tam hatırlamıyorum. Tamam. Bir resim yükleyerek görelim hemen. Şu resmi koyuyorum. Bakın arkadaşlar, başarılı şekilde resmimiz sisteme yüklendi. JPG'di bu da zaten. Evet. JPG yüklemeyi de kabul ettirdik. Eğer buradan JPG'yi kaldırırsak, JPG seçtim, güncelle dedim. Bakın, resim yüklenemedi diye bana hatayı çaktı. Buraya JPG'yi de ekledik arkadaşlar. Çok güzel. İşlemimiz bu kadar. O zaman artık bu kısma yedirme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Admini kapatıyorum, ayarları kapatıyorum. Kontrolörümü kapattım. Önce bir düşünelim. Veri tabanına çekeceğimiz bilgiler arkadaşlar home'a gelmiyor. Bakın, home'da herhangi bir kısım yok. Ne header var ne footer var. Burası tamamen bağımsız. Bizim işimiz header ve footer'da. Buraları arkadaşlar yedireceğiz. Bakın, buradaki title'dan itibaren tüm bilgileri tek tek yedireceğiz arkadaşlar. Hatta ilerlettiğimizde bu tagları, description, keywords'leri de falan buradan girdirmemiz lazım. Onları da ekleyeceğiz. O zaman ne yapalım şimdi? Ha, düşünelim. Biz buraya arkadaşlar header'ımıza bu bilgileri nasıl göndereceğiz? Şimdi dedik, diyelim ki controller home'un içindeki buradan veriyi çekip gönderdik diyelim. Sistemimiz çalışacak. Yani verilerimiz gözükecek. O zaman biz arkadaşlar tüm sayfalarımızda, tüm gideceğimiz sayfalarda bu bilgileri tek tek çekmemiz lazım bu kısımlara ki çalışsın.
O zaman her kontrolümüzde arkadaşlar bizim bir yoğun kod yazmamız gereklilik. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar bir tane helper tanımlayacağız. Bu helper'ı da header ve footer'da çağıracağız. Ve tüm işlemlerimizi bu bize sağlayacak arkadaşlar. Gidelim helper'ımıza. Bunun da altında olsun. Function diyelim arkadaşlar. Site config diyelim. Herhangi bir veri gidilmesine gerek yok. Burada arkadaşlar önce bir eşittir get instance diyoruz. Sonra bildiğimiz normal query işlemini yapacağız arkadaşlar. Result eşittir db from nereden arkadaşlar? Site ayarları tablosundan çekecek. Ne çekecek? Ver ayar id 1 olanı çekecek. Başka da bir şey yok. Get row. Tek veri olduğu için row kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam. O zaman return içinde dolar result'ı gönderebiliriz. Eğer yanlış bir şey yazmadıysak. Şu an hata vermedi. Bakalım yazımızda da verecek mi? Helper'ımızda işimiz bitti. Hayır. Header. Şimdi arkadaşlar bizim başlangıcımız şu an için burası. Ben burada bir kez mahsus diyorum ki neydi? Site config. Dolar config eşittir. Site config diyorum. Kapatıyorum. Artık bu config'in içinde arkadaşlar verdiğimiz değişkin içinde veri tabanımızdaki site ayarları tablosundaki tüm bilgiler içinde arkadaşlar. Buradan istediğimiz yerde çekeceğiz. İlk olarak burada çekmekle başlayabilirim. Echo dedim arkadaşlar. Dolar config yanlış yazmasam neydi? Site adı mıydı? Başlık. Başlık dedim arkadaşlar ve kaydettim. Bakın şimdi. Evet. Hatayla başladık. Get'e şey koymadım. Bakın arkadaşlar başlığımız geldi. Kariyer sitesi diye. Gelin buradan değiştirelim. Igniter hocası yapalım. Güncelledim. Bakın Codeigniter hocası oldu. Gayet güzel. Biz burayı kariyer sitesi hatta V1'i de çakalım. Gayet güzel arkadaşlar. Lakin şöyle bu şekilde olmayacak. Tam böyle olacak da biz şuraya arkadaşlar bir de çubuk koyacağız. Çubuğun ismine de gerekli kısımlara gireceğiz. Mesela burası neresi? Ana sayfa değil mi? Bu şekilde çalışacak. Yalnız bir boşluk bırakalım. Aynen. Yani şu şekilde olacak. Mesela sitemizin ismi ne olsun? Ya site ismi de değil. Firmanın ismi. Mesela kariyer.net değil mi? Kariyer. Ya da kendimiz bir isim bulalım öyle gösterelim. Hatta bu da bizim ismimiz olsun. Domainini falan da alalım arkadaşlar. Ya da şimdi böyle yapmayalım. Siz fikirlerinizi verin arkadaşlar. Bu siteyi biz açacağımızı zaten konuşmuştuk. Kullanacağımızda. Bir domain belirleyelim arkadaşlar. Şirket ismi olsun. Ve bu şirketi beraber yönetelim. Şimdilik ben... İş buldum. .com. Ama çok kötü duruyor ya. Job Monster yapalım. Meslek avcısı. Meslek canavarı. Arkadaşlar görünmesi gereken kısım bu. Bakın bu kısım, site adı kısmı hep sabit kalacak. Ama
sayfaları değiştirdikçe şuradaki yazı değişecek arkadaşlar. Yani şu an biz ana sayfada olduğumuz için ana sayfa gözükecek. İletişime girdiğimizde iletişim gözükecek. Bunu da arkadaşlar her kontrolörümüzde veri gönderirken ya da veri göndermesek bile bir değer göndereceğiz. Bu değerimiz de bizim arkadaşlar şu kısım olacak. Tamam o halde. Hatta ilk verimizi de gönderebiliriz arkadaşlar. Data içinde title yani başlık gönderildiğinde bu bizim o sitenin bulunduğumuz kısmını gösterecek. Yani ana sayfayı gösterecek. Buradan da arkadaşlar dolar data diyerek ana sayfamı gönderdim. Burada yazdırırken arkadaşlar sadece echo dolar title diyerek bu veriyi yazdırabilirim. Bakın ana sayfayı doğru şekilde getirdim. Çok güzel. Peki herhangi bir veri gönderilmezse işte gözden kaçtı, kontrolünüzde yapmadınız. Bunun içinde şöyle bir sorgu koyalım arkadaşlar. Hatta şunu da alalım buradan. Kes diyelim. Şurada bir nokta koyup şöyle yapıştıralım. Şimdi anlayacaksınız mantığını arkadaşlar. Şuraya da bir if koyalım. If title aynen böyle de olabilir. If title varsa göster diyelim arkadaşlar. Şurada da tabii echo diyeceğiz. Tamam. Peki şu an çalışıyor. Title göndermezsek ne olacağını görelim arkadaşlar. Hata verdi. Ne diyor? Undefined variable diyor. Ha. Haliyle diyecek. Burayı için o zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Vardamp diyeceğiz. Vardamp diyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir değişkenin olup olmadığını baksın. Şimdi Vardamp neden çalışmadı? Kaydetmedik mi? Vardamp da yemedi. Ha, o zaman şöyle desek. Title eşittir null desek. Aynen. Lokalimizi açalım. Bakın arkadaşlar. Job Monster diyor. Ha, ama şimdi şöyle bir kaydedelim. If title eşittir nullsa bunu göster. Değilse bunu yap. Aynen şu an olması gerektiği gibi. Ben buradan bunları göndermeyi bırakırsam ne yapacaksın? Hata verme. Verdin. Neden veriyorsun? Title'ı bulamıyorsun tabii ki. Ben burayı nasıl kullanıyordum ya? Bir yöntemim vardı ama. Ne diyordum ben burada? Title eşittir null derdik. Tamam. P
pH bir değişken var mı? Ha, isset vardan değil ya, çok pardon. Şunu bir sil arkadaş. Isset title varsa arkadaşlar eko yapsın. Yoksa yapmayacağı için sıkıntı olmayacak. Bakın şimdi ana sayfa job monster dedi. Şimdi sildim. Yani herhangi bir veri göndermedim içine. O zaman da sadece job monster dedi arkadaşlar. Eğer içinde veri gönderirsek de bize döndüreceği veri şu şekilde olacak arkadaşlar. Çok güzel. Burayı da hallettik. O zaman bilgileri doldurmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Geldik logo kısmına. Burada arkadaşlar sadece echo içinde dolar config ok neydi? Logoydu değil mi? Aynen. Burası şey sanırım. Mobil için olan. Yo. Şurayı da değiştirelim de galiba ondan kaynaklı. Dolar config logo. Tamam. Logomuz başarılı şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi şurada favicon'u da koyalım. Hazır aklımızdayken. Gene aynı şekilde. Base URL dememize gerek yok. Çünkü zaten base URL'i içinde gönderdiğimiz için böyle bir şeye gerek yok. Favicon dedik. Bunu da gönderdik arkadaşlar. Bakın favicon'umuz değişti şu an. Çok güzel. İnelim aşağı. Burada başlamıyor galiba. Orası ana sayfada sanırım. Aynen şurada. Banner'ımız. Burayı da arkadaşlar siliyoruz. Yalnız bu kötü oldu ya. Şimdi oradaki config'imiz buraya gelmeyecek. Tabii. Bir de burada çağırmamız gerekecek. O zaman böyle üç şekilde çağırmaktansa kontrolörde mi çağırsak daha mantıklı olacak? Aslında bu işimizi daha çok uzatabilir. Neyse şimdi şu şekilde bir kodlayalım arkadaşlar. Olmadı. U dönüşü yaparız. Şunu da şöyle attım. Bu niye hala gelmedi? Config'in içindeki ana sayfa BG. Şu şekilde olacak. Geldi. Acaba onsuz da geliyor mu? Yok gelmez. Bakın arkadaşlar, koyduğumuz resmi başarılı şekilde background'a yerleştirdi. Başka neresi kaldı? Bir de footer'ımız var arkadaşlar. Footer'a gelelim. Şunları kaldıralım. Şurası hakkımızda. Echo config içindeki hakkımızda. Buralara dokunmuyoruz. Copyright. Şurayı arkadaşlar echo paid y dedik.
Tüm hakları saklıdır. Big içine de Igniter hocası kanalını yapıştıralım. Tamam, bizim işimiz şuradaki sosyal medya ikonlarıyla arkadaşlar. Aklımızda yazısı geldi. Codeigniter hocası gözüktü. Kanalımıza gidiyor mu? Gayet iyi. Şimdi şuradakileri arkadaşlar linkleri vermek kaldı. Burayı şöyle yapacağız. Eğer sosyal medya linki burada paylaşılmamışsa, yani boş bırakılmışsa o kutuyu göstermesin. O şeyi ne denir? Butonu göstermesin. O yüzden buralarda arkadaşlar if'lerimizle çalışacağız. Şöyle PHP if diyerek ilkiyle başlayalım. Klavyem çok berbat arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok fazla yazım hatası yapıyorum. Config Facebook'la başlayalım arkadaşlar. Varsa ya da şöyle varsa olmaz. Boşsa diyelim. Böyle de demeyelim. Şu şekil. İçine arkadaşlar şu şekilde linklerimizi yapıştırıyoruz. Facebook'u bir açalım. Facebook.com. Sonra arkadaşlar PHP tagımızı açıyoruz. Echo dedik. Dolar config'in içindeki Facebook'u göster diyoruz arkadaşlar. Facebook gitti neden? Facebook'umuz var. Eşit eşit boşsa, ha eşit eşit boşsa dedik. Eşit değilse boşluğa, yani o zaman göstersin dedik. Şimdi geldi. Bakın arkadaşlar, slash Codeigniter hocası diye gidiyor, kanalımıza ulaştı. Biz sadece burada uzantıyı girdireceğiz. Yani facebook.com/'dan sonra gelen veriyi girdireceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar bunu her birinde yapacağız ki daha stabil bir şey olsun. Twitter dedik. Şunu da kopyalayalım. Hatta yo, uğraşmayalım onunla. Şunu kopyalayalım. Twitter.com/Twitter şeklinde olacak. Dribble'ımız yok zaten. Şimdi LinkedIn'i kullanalım arkadaşlar. Burası da Instagram olacak. YouTube.com. Buraya da şey, YouTube, pardon. Instagram.
Instagram. Tamam arkadaşlar, yaptık. Bakın, hepsinin sol alta bakarsanız linki başarılı şekilde gelmiş arkadaşlar. YouTube'u da ekleyelim ama YouTube'un şu klası var mı bilmiyorum. Gene de biz bir deneyelim. İnşallah vardır. YouTube diyelim. YouTube. Ha, varmış. Güzel arkadaşlar. Bakın hepsi başarılı şekilde kurulumunu yaptık. Hakkımızda iyi getirdik. Başka unutmadığımız bir şey var mı? Yok. Şuraları güzelleştirelim. Şu logoları, arka planı falan düzgün girelim. Daha bir ortaya çıksın. Twitter'ımız yok. Bir onun çalışıp çalışmadığına görelim. Twitter kullanmıyorum. LinkedIn'im var. Instagram var. Tamam, sadece Twitter'ı boş bıraktım arkadaşlar. Bakın şimdi Twitter kayboldu. Tamam. Gayet iyi. Şimdi gelelim şu resimleri güzelce girelim. Arka plan resmini şunu koyalım. Site logosunu bilgisayar, yerel diskçe, exam, HD dot, assets, front, assets, image'deki kendi logosunu koyalım. Arkadaşlar logo yaparsanız, hani bayağı dedim ama kimse bu sefer şey yapmadı. Yaparsanız arkadaşlar logolarımızda kendi yaptığımız. Ha, öncesinde ismimizi belirleyelim ki logomuz da olsun. Bu videonun altında bekliyorum arkadaşlar. Bir de favicon. Favicon da bunun aynısı olsun. Şunu koyalım. Güncelle diyorum arkadaşlar. İstediğiniz boyutta değildir hatası verdi. Bakalım o zaman admin'e. Minvitlerimiz kabul etmedi çünkü yüklediğimiz logolar küçük olduğu için. O zaman buna ihtiyacımız kalmadı. Kaldırıyorum arkadaşlar. Önce şunları seçeyim o halde. Seçtim. Favikonumu da. Hatta favikonumuz şu ya. Ama buna izin vermeyecek. O zaman buradan arkadaşlar uzantısını ekliyorum. Iko uzantısına izin verdim. Bakın bunun uzantısı da Iko. Seçtim. Bir de masa üstünden banner'ımı seçtim. Güncelle dedim. Başarılı şekilde güncellendi dedi arkadaşlar. Yalnız yanlış seçtim ya. Ana sayfa arka planını bu seçecektik. Favicon'u da gene uzun bir yolu çıkıyorum. Bir saniye. Example. İkonumu da seçtim. Oo. Çok pardon. Ya şu an gerçekten iyi değilim. Bir saniye. Buraya favikonu koyacağız. Site favikon diyor. Logomuz sabit kalacak. Ana sayfa arka planına da banner'ı koyacağız. Tamam. Başarılı. Gelin arkadaşlar güncelleyelim. Logomuz geldi. Ana sayfamız geldi. Lakin tüm bilgiler gitti. Şimdi aldık başımıza bir bela. Bunun sebebini hemen arkadaşlar çözelim beraber. Şu logo daha güzel. Arka planımız da güzel. Favikonumuz da güzel.
Bu yazılar neden gitti? Yani bunları önlemiştik. Önce ne oldu da gitti anlamadım. Yani bu hataya sebep olacak bir kısım da yok. Hepsi Valuation'de. Bir daha tekrarlarsa arkadaşlar o zaman bakarız. Şu an hani hiçbir fikrim yok onunla ilgili. Tamam. Şuraya monster'ımızı yazalım. Güncelleyelim. Tamam arkadaşlar, başarılı şekilde site ayarları kısmını hallettik. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha, şeyi hazırlamakla başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Sayfa ekleme yapacağız. Mesela ben buraya iletişim sayfası ekleyeceğim. İşte şirket hakkında bilgi hakkımızda işte vizyon misyon tarzı bilgiler ekleyeceğim arkadaşlar. Bu kategorileri de kendi yapmasını istiyorum. Biz sürekli buradan kendimiz elle yapmamıza gerek yok. Öyle bir sistem yazalım ki sınırsız kategori sistemini de bu projede anlatmış olalım. İstediğimiz kadar alt alta alt menü ekleyebilelim arkadaşlar. Bir diyelim. Bir inceleyelim arkadaşlar. Kontakt sayfamızı. Tamam arkadaşlar, gayet güzel. Aynen. O zaman bu ders bu kadarlık olsun. Diğer derste arkadaşlar sınırsız kategori sistemini anlatalım. Hem de bu kategori sisteminin içinde sayfa oluşturma, sayfa ekleme gibi kısımları anlatalım. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.